Kıbrıs'ta 2000'e 2 kala tarihten kopup gelmiş bir mekan Kıbrıs'ı dergahı. Her köşe taşı Osmanlı kokuyor. Şöyle Lefke'den çıkıp yarım saat yol gittiğinizde ayrı bir dünyaya, bir kumarhane cennetine düşüyorsunuz. Türkiye'den her hafta en az 3000 kişi geliyor Kuzey Kıbrıs'a. Yalnızca kumar oynamak için. Bir o kadarı da Kıbrıs'ı dergahına koşuyor. Ama bu defa Türkiye'den değil. Avrupa, Asya, Amerika, kısacası tüm dünyadan. Onlar da bir kumar oynuyorlar. Aşk üzerine. Belki biraz kendini ortaya ne kadar koyacakları üzerine. Şeyh Nazım bir el işaretiyle buyurun diyor ve hemen kamerayı mikrofonu omuzlayıp sokuluyoruz yanına. Saat gece yarısı 2'ye geliyor. Sorun ne istiyorsanız konuşalım diyor. Biz de soruyoruz. Gecenin mistik havasını bizim S-300'ler sorusu buluyor istemeden. Şimdi bu tabii son devrin gelişmiş imha silahlarındandır. Hiç şüphesizdir. Bu tabii eski zamanda atılan topların mermileri gibi ufak bir saha içerisinde değil de belki atıldıkları kasabayı veyahut köyü veyahut şehrin bir kısmını imha edebilecek güçte ağır silahlardır. Onun için Allah'a sığınırız. Şeyh Nazım S-300 realitesini kabul ediyor. Bunu bir tehdit olarak algılıyor. Ama Allah'a dayanınca her şeyin anlamını bir anda yitireceğini de söylüyor. Ve eklemeden yapamıyor. S-300 veya Ş-500 veya Z-600. Bu boş lakırdılara bizim inandığımız yoktur. Batı'yı çok yakından tanıyan bir isim Şeyh Nazım Kıbrısi. Avrupa'da yüz binlerce insana sesleniyor. Özellikle İngiltere'yi, kraliyeti yakından tanıyor. 74 Barış Harekatı sonrası Avrupa'nın Türkiye'ye olan tavrından yola çıkarak olası bir S-300 saldırısını soruyoruz Şeyh Nazım'a. Acaba Batı'nın tavrı ne olur? Batı'nın tavrı batasıca Batı. Bizi elbette ki ayakta tutmak için bizim taraftan olacak değildir. Bunu bizim siyasilerimiz de bilir, askeri erkanımız da bilir pekala. Bilmez değiller. Ona göre kendi tedbirlerini alsınlar. Ve Batı'nın ilk kayıracağı efendim kendilerinin de binaenaleyh yani öyle bir hareket karşısında Avrupa Türklere efendim aman Türklere yazık oldu. Bu olmamalıydı, bu hücum olmamalıydı diyerekten bizim tarafımızı tutacak değillerdi. Tutsalar bile efendim yani iş işten geçtikten sonra tutmuş veya tutmamış. Faydası nedir? Şimdi bizim siyasilerimiz, hükümetimiz efendim ve askeri ricalimiz Avrupa'nın tavrını kendileri şimdiden tanıyacaklar. Şimdiden nabız yoklayacaklar. Eğer bu füzeler bizim üzerimize Kıbrıs'a olduğu gibi Türkiye'ye de fırlatılırsa efendim siz ne yapacaksınız? Nefsi müdafaa farzdır. Milletimizin kendi kendisini müdafaa etmesi üzerine farzdır. Varlığımızın devamı için. Batı'nın niyeti efendim değil Kıbrıs'ı bize bırakmak, İstanbul'u da bize bırakmamak kastındadırlar. Anadolu'yu da bize bırakmamak kastındadırlar. Ve onların asıl maksatları bu küçük Asya denilen Anadolu'nun üzerinden de efendim 1071'de gelen ilk
efendim ecdadımızın fethettiği bu ülkeleri ki kandan sulanmıştır, şehit şüheda ile doludur, evliyalar yatağıdır, efendim İslam'ın beşiği olmuştur. Buradan da bizi sürüp çıkarıp nereden geldiysek oraya bizi tıkmak içindir. Niyet maksat odur. Bu niyeti anlayamayan çok gafildir. Bu görünüyor artık. Görünmen manasından da elinden değsen, dokunsan anlaşılacak haldir bu. Siyasilerimiz ve askeri erkanımız bunu anlamalıdırlar. Bunu ben tarihe kaydolmak üzere söylüyorum. İstikbalde bu sözü dinlemedikleri takdirde kendilerini tarihte mahkum eder, Allah divanında da mahkum olurlar. Tüm bu olumsuz tablonun üzerine Şeyh Nazım tek çözümün barıştan geçtiği noktasında ısrar ediyor. Bir uzlaşma yoluna efendim gidilmesini biz daha iyi uygun görüyoruz. Husumetin tırmandırılmasında bir fayda görmüyorum. Lakin uzlaşmadan yanayım. Uzlaşma içinde efendim aşağısı yukarısı bir hal yol bulunmasını temenni ederim. Nasıl derseniz tabii nasılını artık siyasi ve askeri erkanımız bilecektir. Biz seferuata giremeyiz. 74 ruhu dendiğinde Şeyh Nazım'ın gözleri bulutlanıyor. Gidiş gerçekten de hep olumsuza mı acaba? Koskoca bir tarihle yüz yüze konuşuyoruz. Ve 24 yılda yitirilenleri seriyor önümüze birer birer. Mektep talebeleriyle böyle efendim 3-5 kişilik, 3-5 kişilik gruplar halinde gidip de sancağın altında durup seyrederdik. Bu heyecanımız vardı. Bugün maalesef bu memlekette okuyan talebede bu heyecan yoktu. Köprünün altından çok sular geçmişti. Bugün Kıbrıs Türk'ü İngiliz sömürge idaresinde bulunduğu günlerdeki heyecanını kaybetmiştir. O kadar aşkı şevkimiz vardı. Lakin maalesef bunu göremiyorum. Çünkü ben İngiliz devrini de yaşadım. Yunan zamanında olan aradaki Petrat devrini, son ayrılışını ve kantonlaşmasını şimdi KKTC'yi idrak eden kimseyim. Tarihini biliyorum tamamıyla. İşte onun için bu şimdiki idarecilerde dünkü heyecan yoktur. Allah bizi düşman ayağı altında bırakmasın ve daima İslam'ın sancağını yüceltsin. İslam'ı yüceltecek kimselere Cenab-ı Allah yardım eylesin.